İyi akşamlar, Farklı Bakış'a hoş geldiniz. Geçen hafta bu programda din bizden ne ister konusunu konuşmuştuk sevgili izleyenler ve din kavramından başlayıp dindarlığa gelmiş orada bırakmıştık. Ve orada dinin farklı ama birbirini tamamlayan tariflerinin yapıldığını görmüştük. İşte tıpkı din gibi bugün konuşacağımız dindarlığı, dindarlık kavramını tanımlamak da çok kolay görünmüyor. Bu akşam dindarlığın bireyselleşmesinden bahsedeceğiz. Seçilmiş, kurtulmuş, mutlak hakikati keşfettiğini düşünen bir ben ya da biz tasavvurunu aşıp biz içindeki beni nasıl yakalayabiliriz? Bu akşam bu konuyu masaya yatıracağız. Dindarlığın bireyselleşmesi konusunu Profesör Doktor İhsan Toker, Profesör Doktor Celalettin Çelik ve Profesör Doktor Mehmet Evkuran'la konuşacağız. Her üç konuğumuza da hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diyelim. Ve ilk soruyla başlayalım. Dindarlığın bireyselleşmesi aslında biraz belki bireyselleşme konusundan başlamak lazım. Çünkü dindarlık kavramıyla belki de biz genel olarak bireyselliği de çerçeveleyen bir şeyden bahsetmiş oluyoruz. Yani dinin insan hayatına ne kadar nüfuz ettiği, onu ne kadar etkilediği ve ne kadar içselleştirdiği konusunu bugün biraz konuşacağız ama bireyselleşme deyince bir korku oluyor sanki. Ben ondan bahsetmek istiyorum, ondan başlamak istiyorum. Sorgulamalar akla geliyor ve sanki sorgulayınca hemen bu siz mi, bu sizi inançsızlığın, ateizmin veya farklı farklı düşüncelerin eşiğine getirip bırakacakmış gibi bir kaygımız oluyor. Ama hocam hangimiz hayatımızın herhangi bir döneminde inandığımız herhangi bir şeyi sorgulamıyoruz ki, öyle değil mi? İhsan hocamla başlayayım. Göz göze gelince müsaade ederseniz böyle sıradan bu taraftan gidecektik ama buyurun. Teşekkür ederim efendim, sağ olun, iyi akşamlar. Çok sağ olun. Bireylik tabii ki bizim sosyoloji alanında da giderek daha fazla adından söz ettiren bir kavram. Evet. Daha doğrusu toplumla birey arasındaki ikilik, diyalektik her zaman bizi alakadar ediyor. Bireyin ortaya çıkışı modern dönemlerde dediğimiz bir tarihe sahip. Yani insanlığın kadim tarihinde aslında kolektif kimlikler dediğimiz, toplum dediğimiz hadise daha ön plana çıkıyor. Ama bireylik işte Rönesans'tan özellikle başlatılıyor. Neden? Çünkü daha önce kolektif kimlikler olarak toplumsal çeşitli kategoriler insanın önüne geçmiş. Dolayısıyla insanın özünün noktasında ona fazla bir söz hakkı tanınmamış olarak Rönesans insanı özellikle dinsel baskıları da göz önünde bulundurarak ne yapmıştır? Bir otonomi kazanma isteği noktasında ilk adımları atmış. Biliyoruz ki daha sonra aydınlanmayı vurgulayan, daha doğrusu aklı vurgulayan aydınlanma sürecinde ise iş daha da ilerilere götürülmüştür. Dolayısıyla ben kendi adıma, bilmiyorum burada hocam da sosyoloji... Ben de bir şey soracağım şimdi. Batı'ya onu getirip dayandırınca acaba mesela Efendimiz kabile anlayışının çok güçlü olduğu bir topluma da o dini en başta tebliğ etmiş oluyor. Evet. Dolayısıyla burada sanki İslam'ın toplumsal tarafı var ama bireye çok yakın duran bir yanı da varmış gibi de görünüyor hocam. Vallahi biraz Batı merkezli gibi konuşacağım ama birey kavramının ortaya çıkışı biraz Batı yönelik. Fert diyelim, değişir mi? Fert de değişmez. Fert kavramda da hocalarım şey yapacaklar, katkıda bulunacaklar. Daha çok Avrupa'yı bir kavram olarak ben düşünüyorum, görüyorum. Evet. Onu tartışabiliriz tabii. Burada iyi bir müzakere alanı oluşur. Bir fikir fırtınası yaparız. Ama benim gördüğüm kadarıyla daha çok batıcıl bir tarzı var. Bunun bize çok bir şey yok, zararı yok diye düşünüyorum. Çünkü bu şu da anlamına gelmiyor. Yani İslam'da özellikle Mehmet hocam şey yapacak, kelamı açıdan temellendirecek. Yani Tanrı ile birey arasındaki ilişki bakımından. Çünkü kelam hocalarımız hep onu müşahede ediyorum. Araya bir aracı sokmadan daha çok doğrudan bir ilişki, bir tahkiki iman bağlamında bunu değerlendiriyorlar. Haksız da değiller. Ama ben bugünkü kullandığımız anlamdaki bireyliğin daha çok Batı orijinli olduğunu, bunun henüz İslami akıl tarafından pek üretilmiş olduğunu sayamayacağımız kanaatindeyim. Mehmet hocam aynısını düşünüyorsunuz? Valla şöyle düşünüyorum ben. Aslında İslam'ın müthiş ve çok radikal bir şekilde bir adını koymadan bir bireyselleşme politikası izlediğini düşünmekteyim. Evet. Çünkü az önceki tabloya bir bakacak olursak, asabiyet ilişkilerinin çok güçlü olduğu bir toplumda Hazreti Peygamber tebliğine başlıyor. Ne yapıyor da bu söylem o toplumu dönüştürüyor? Öncelikle insanların tek tek hayatlarından sorumlu oldukları tasavvurunu, inancını
tevhid inancıyla gömülü bir algı olarak bireylere yerleştiriyor. Dolayısıyla peki hesap, öncesinde ne var? Yani hesap bireyselse eğer bütün ilişkilerini, dünyadaki ilişkilerini buna göre ayarlamalısın. O gün ne mal, ne evlatlar, ne sahip oldukların asla Allah önünde hesap verirken senin yanında olmayacaklar. Dolayısıyla bu adı konulmamış müthiş bir bireyselleşmedir. Fakat yani şunu söylemek gerekiyor. Bu 15 Temmuz olaylarından sonra İslam düşüncesinde ve dini hayatımızda zaten var olduğunu gözlemlediğimiz bazı hassasiyetlerin çok sivrildiğini görüyoruz. Bir süredir hani hafifçe geriye aslanarak selefilik IŞİD üzerinden mezhep, din ve mezhep arasındaki ilişkileri konuşurken bir anda cemaat kavramıyla karşı karşıya kaldık. Elbette ki birey kavramına sosyolojik mi bakacağız? İhsan Hocam biraz topu attı bana ama teolojik mi bakacağız? Bence bu ikilem yani cemaat mi birey mi ikileminin tuzak olduğunu düşünüyorum. Ne açıdan? Hemen şunu söyleyeyim. Eğer ilke ve istikamet üzere değilseniz, birey de olsanız, cemaat de olsanız bundan hayırlı bir sonuç çıkmayacaktır. Çünkü programın başında biz içindeki ben diye özellikle vurgulamak istedim. Böyle bir kavramı mı açmak istiyorsunuz yani aslında? Şöyle diyelim benim kafamda. Kafam derken yani İslam'ın mesajından benim edinmiş olduğum izlenim şu. Belki sufilerin de bir argümanı vardır. Halvet der encümen ya da Nazım Hikmet'in bir şiiri vardır. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Kastettiğimiz galiba bu. Hayatımız sosyaldir fakat hesabımız bireyseldir. Yani birey olduğumuzda ben madem bireyim şişirilmiş bir egoyla asla 2-3 kişiyle bir arada bir araya gelip de iş yapamayan insanlar olmayalım. Hayır. Ben evet kendi bireyliğimi, kendimi gerçekleştirme sürecini yaşarım. Felsefi, dini ve kültürel anlamda ve fakat aynı zamanda yaşamış olduğum toplumda bir vatandaş olarak. Belki de sahip olmuş olduğum, taşımış olduğum bir takım sosyolojik statülerin de gereğini yaparak iyi bir insan olmayı başarabilirim. Yani burada birey mi, cemaat mi tuzağına düşmek bir zorunda dikotomi değiliz. Var. O ama, da bizi bir tuzağa tabii, getiriyor. Ama ama sen, Türkiye şu anda zaten yani 15 Temmuz'dan sonra bu Türkiye'nin çok büyük bir realitesi aynen. Değil mi? Yani biz bu konuları bu yüzden aslında tabii masaya ki. Yatırmaya başlıyoruz. Biraz da belki bizim toplumumuzda da yani bu cemaat içerisine dahil olma meselesi yıllarca çok da pompalandı. Çok anlatıldı. Biz birey olmaktan da biraz korktuk sanki. Celalettin Hocam. Biraz korkmamızın sosyolojik temelleri var. Evet. Aslında katılıyor musunuz İhsan Hocam, korkmamızın sosyolojik temelleri bu toplumda, bu toplumun kültüründe birey olmaya çok fazla geniş bir alan bırakılmamış. Tarihi arka plana baktığımızda İhsan Hocam belki bu bakımdan bireyi Batı tarihinden başlatmakta haklı. Yani ama teorik açıdan baktığımızda, sosyolojik temellerine baktığımızda bireyin gerçekten de bir hümanizmle, aydınlanma ve Rönesans döneminde bir altyapı oluşturulmaya başlandığını görüyoruz. Bu birey nasıl ortaya çıkıyor? İşte kiliseden, kurumsallaşmış dinin egemenliğinden kurtulmaya çalışılırken yapılan bir felsefi altyapı. Pratik açıdan baktığımızda da Mehmet Hocam çok güzel ifade etmeye çalıştı. Aslında sosyologlar da buna işaret ediyor. Yani dinlerin ilk çıkışlarında da bireye atıf vardır. Bireysel davranmaya, dini bireysel algılamaya. Biz bunu Hazreti İbrahim'in Rabbini arayışında da görürüz. Evet. Hazreti Peygamber'in risaletini ilk insanlara, çevresindeki insanlara iletmeye çalıştığında da görürüz. Çünkü onlardan gelen bir tepki vardır. Ayet-i kerimelerde bu çok güzel ifade ediliyor. Yani atalarımızda daha önce görmediğimiz bir şeyi bize söylüyorsun. Vahiy de onlara atalarının yanlış yapabileceğini söylüyor. Yani burada aslında o toplum içerisindeki bireysel, üzeri örtülmüş, üzeri kapatılmış fıtratı ortaya çıkarmaya çalışan bir sorgulamaya çağrı var. Bu anlamda tarihi kültür ya da süreç içerisinde vahyin getirmeye çalıştığı bu bireysel arayış, sorgulayıcı ruh, keşfedici özellikler biraz sonraki dönemlerin gelenekleriyle de örtülmüş. Ben burada bütünüyle geleneği suçlamıyorum. Ama kültürel arka plana baktığımızda biraz toplumumuzda bazen ön yargılı sosyologların da ifade ettiği bir şey var. Yani doğu toplumlarında birey yoktur. Evet. Bu çok ön yargılı, çok kalıpsal bir ifade. Aslında İslam
bireye hitap eden, kişiye hitap eden bir dindir. İlk mesajında da bunu görürüz. Ama ne yazık ki gelenekte, toplumda, kültürde zaman zaman bu bireyselliği, bu kişisel arayışı, sorgulamayı örten şey dönemleri olmuştur. Kalıp yargılar olmuştur, gelenekler olmuştur. Fakat bunun sebebi yani sadece Doğu toplumu olmakla izah edilebilecek bir şey mi acaba? İhsan hocam çünkü evet, bu soruyu yani Celalettin Hoca'nın söylediğini sorulaştırdım. Biraz hocama muhalefet edeceğim bu açıdan. Lütfen buyurun çünkü çok birbirini tasdik eden bir... Yani belki de kavramları kullanış tarzımızdan da kaynaklanan bir şey. Ben biraz önce dedim Avrupa merkezi bir yaklaşım biçimi vesaire. Tabii ki sosyoloji bizim daha çok Avrupa diliyle inşa edilen bir şey. Bu noktada hiç şüphe yok ama aynı şekilde bizim kendi sosyologumuz, kendi tarihçimiz, metodologumuz İbn Haldun'da da insanın sosyal, içtimai bir, medeni bir insan olduğundan bahisle bakacak olursak orada çok bireysel şeylere değiniliyor. Yani neyi kastettiğimize bağlı. Yani bir kelami bakış açısından veyahut da sizin dediğiniz yani İslami anlamda Allah'la kul arasında herhalde bir klerji, bir din adamı sınıfı koyacak, aracı koyacak halimiz yok, tavassut edecek. Ama o i̇şte bireylikle... O aracıyı koyunca ne olduğunu tabii, biz 15 Temmuz'da olmuş. Gördük yani. Evet, orada tamamen işte batılılaştırıldı bence yani. Ve bir Hristiyan şeyi var. Ya da yeni dini hareket deyin buna, Hristiyani deyin ya da işte ne bileyim başka İslam'dan başka bütün dinsel şeylerin, kültlerin kullanıldığı. Çünkü öyle bir hareket karşısındayız ki hem her şey hem hiçbir şey. Evet. Bütün dünya şeyinden yararlanmayı amaçlayan, oldukça eklektik, tehlikeli bir kombinasyon, bir inşa çabası olarak karşımıza geliyor. Burada peki mesela Mehmet Hocam'la da bunu konuşalım. Tekrar döneceğim tabii, o birey meselesine ama siz madem konuyu açtınız. Şimdi biz hep böyle bu FETÖ'yü 15 Temmuz'a eğer bunu bağlantılarsak bir dini grup değildir diye ısrarla söylüyoruz. Yani orada mesela kehanet grupları benzetmeleri var sosyal psikologların söyledikleri ve onların o kehanet gruplarının çok farklı özellikleri var. Yani bir ortaya bir şey atılıyor, adeta bir kehanet atılıyor. Gelecekle ilgili sürekli algılanan bir tehdit var gerçeğin ötesinde ve siz de mesela bunu meta durum olarak çok boyutlu bir olay olarak tanımlıyorsunuz. Ve buradan hareketle eğer bugüne doğru dönersek, şimdi bu olay bize bu algılanan tehditle beraber sen hiç birey olma diyor. Sizin son yazılarınızdan birinde de var bu hocam. Vallahi şöyle bir şey var yani. Genel anlamda teorik kuramsal düzeyde gittiğimizde hani tam ne demek istediğimi ifade edemiyoruz ama sorunuz çok bence isabetli oldu. Somut buyurun. Düzeyde gitmek lazım. Lütfen yani, evet. Öncelikle şu var, dinin yükselişe geçmesiyle birlikte Müslümanlar kimlik sorunlarını üst düzeyde çözdüklerini görüyoruz. Fakat kişilik sorunlarını çözemediler. Ne demek bu hocam? Yani çünkü buna bir şey ilave ederek soracağım. Şimdi geçenlerde Batı'da yapılan bir araştırma var. Orada diyorlar ki çocuklara siz kendinizi ne olarak tanımlıyorsunuz? Bu araştırmayı biliyorsunuz. Geçmiş yıllarda yapılan bir şey. Bizim Türk çocukları Müslüman kimliklerini söylüyorlar. İlk sırada Lübnan var. İkinci sırada biz varız. Şunu kastediyorum. Kimlikle kişilik buradan devam edersek. Kişilik daha çok bireye ve bireyin yaşamış olduğu sorunlara, hayatla baş edebilme mücadelesine atıfta bulunan bir kavram olarak düşünüyorum. Kimlik ise daha çok komünel, cemaatsel, toplumsal bir göndermede bulunuyor. Yani mevcut Müslüman kimlikler kişilik sorunlarımızı çözmeye yetmediği için bakın yalnızca biz değil, toplumda da bireyselleşme, bir Müslüman bireyselliği nasıl inşa edilebilir şeklinde bir takım girişimler var. Bu tesadüfi değildir. Öncelikle şöyle bir öz eleştiri yapmak lazım. Cemaatlerin, dini cemaatlerin, burada artık genel bir çerçeve çizmek lazım. İnsanları etkilerken kullanmış oldukları argümanlara ve bu argümanların satır aralarındaki mesajlara bakmak lazım. Öncelikle dünyayı olduğundan daha vahim bir yer olarak resmetme şeklinde bir yaklaşımları vardır. Şimdi bir insan çıkıyor ve bana diyor ki çevren kötülüklerle, şeytanlarla doludur. Ben de ilk uyanan izlenim şu, o görüyor fakat ben görmüyorum. Tehlikenin o farkında ve fakat ben farkında değilim. Bu ilk aşamada bir hiyerarşi oluşturuyor. Tehlikeyi görenle tehlikeyi göremeyen arasındaki bir mağduniyet, bir bağımlılık ilişkisine dönüşüyor. Ardından tabii ki bu bitmiyor. Aynı zamanda bireyi ezen, kendi başına bir hiç olduğunu düşünen, sen iyisin fakat etrafın kötü söylemini. Hani biz anne babalar da kullanırız galiba çocuklar ve çocukların en çok nefret ettiği sözlerden bir tanesidir o belki. Bırakalım hata yapsınlar, belki daha iyi bir insan olmak için buna ihtiyaçları vardı. Bu sürekli söylenir.
sen iyisin fakat etrafın kötülerle dolu. Bu duygu, bu düşünce insanda eksik duygusunu sürekli hale getiriyor. Kendi özgüveni olmayan insanları ortaya çıkartıyor. İnsan bir defa kendisini günahkar ya da eksik hissettiği andan itibaren bir otorite arayışı içerisine gireceklerdir. Dolayısıyla burada yani İslami tebliğin bireye ulaşması ve onun kendi özgür tahkik diyoruz. Kelamcılar bu kavramı çok kullanırlar. Evet, taklit kaçınılmazdır. Ben sizden etkilenirim. İçinde yaşamış olduğum toplumun geleneklerine göre etkilenirim. Fakat nihai anlamda ben karar vermem lazım. O değerleri, düşünceleri, kendi iç dünyamda tecrübe etmem lazım. Dolayısıyla burada cemaatlerin kullanırken, yani insanları etkilerken kullanmış oldukları bu kavramın birazcık daha pejoratif olduğunu düşünüyorum. Evet. Adeta cemaatin dışında kalan insanlar Sodom ve Gomorre hayatı yaşıyormuşçasına evet. bir hava çiziyorlar. Bir hakikat tekelciliği mi var? Kesinlikle. Buyurun hocam, sizle devam edelim. Yani tabii burada biraz daha psikolojik ve dini sebeplerle açıkladım Mehmet Hocam. Cemaatlerin bu şey toplamasını, müntesip toplamasını. Türkiye'de cemaatlerin ortaya çıkışı, FETÖ gibi yapıların oluşumu biraz da sosyolojik sebeplerle izah edilmeli. Ki bunu en çok yoksun... Burada bir şey de belki çok özür dilerim, bir parantez açalım. Şimdi zaman zaman izleyicilerimiz diyorlar ki bütün cemaatler ve tarikatlar FETÖ gibi değil. Ona evet. getireceğim. Şimdi FETÖ dediğimiz oluşum aslında kentleşme süreçlerinde çok köklü değişimler, sarsıcı değişimler yaşayan ve çarpık kentleşme olgusuyla kentte kendisine yer edinmek isteyen insanlara sosyal, ekonomik ve siyasal sermaye sağlayan dini oluşumlardı. Evet. Dolayısıyla bunlar aslında dini anlam arayışı ya da dini ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir belki ilk çıkış itibariyle bu söylemi kullanıyorlardı. Fakat sonraki süreçte bunların yani bir fedakarlık kamusal alanda dahil olmak için. Aynen. Ama sonrasında bir fedakarlık değil, karşı tarafın da onlara verdiği kazanım, karşılıklı evet. bir kazanım süreci söz konusuydu. Az önce bahsettiğim gibi bir sosyal sermaye, bir ekonomik sermaye, hatta bunun akabinde gelen biraz da illegal süreçlerde elde edilmeye çalışılan siyasal sermaye ile insanlar buraya cezbediliyordu. Bu biraz da tabii daha öncekisine baktığımızda dini bir arka plana sahipti. Siz arada söylediniz dini bir grup mu değil mi? 80'e kadar benim şahsi kanaatim 80'li yıllara 12 Eylül darbesine kadar olan dönemde dini bir söylemi daha fazlasıyla ön planda kullanan bir grup ama 80'den sonra daha çok sosyal alanda, kamusal alandaki örgütleşmesiyle, kamusal alanda sağladığı kazanımlarla böyle daha çok sivil toplum gibi kendini deklare etmeye çalışan ama içsel tabakalarında farklı, içsel halkalarda farklı bir ajandası olan bir grup. Bu tabii dışarıya yönelik bakışı, dışarıya yönelik şeyi daha farklı, içeriye yönelik halkalardaki çift yapısı, çift kimlik var, evet. Ve çift dil var belki. Belki içeride tekelciliği kullanıyor, yani inhisarcılığı kullanıyor. Dinde hakikati tekelinde tuttuğunu iddia ediyor ki müntesiplerini de bu sayede tutuyor. Fakat çok ilginçtir, dışarıya karşı olan söyleminde diyalogçu, çoğulcu, çok kültürcü, hoşgörü, tolerans gibi kavramları da alabildiğine kullanıyor. Yani belki gözlerden kaçan, belki bu tür yapıları kamuoyunda hoş göstermeye çalışan yönü buydu. Ama dinsel tekelciliği onları çok farklı faaliyetlere yöneltti. Böyle bir ayrım yapma ihtiyacımız var diye evet. düşünüyorum. İhsan Hocam'ın eklemek istediği bir şeyler mutlaka vardır. Bu mevzuda tabii ki müsaadenizle birkaç şey söylemek gerekirse. Aslında ben bunun her anlamda dinselliği de, sekülerliği de kapsayan bir dinselliği icra ettiği kanaatindeyim. Çünkü dini ne anlamda anladığımıza bağlı biraz evet. değişiyor. Yani kurumsal bir din şekilde anladığımızda ya da işte dini modern anlamda, seküler anlamda diğer kurumlarla, seküler kurumlarla ayırt ettiğimizde sizin haklılık payınız var ama diğer türlü baktığımızda burada eş zamanlı olarak ben dinsellikler görüyorum. Mesela bir kült hareketi görüyorum. Yeni dinsel hareket görüyorum. Hatta yer yer bir kilise hareketi görüyorum. Evet. Bir paralel İslam görüyorum. Daha da vahimi bu. Yani mevcut tarihsel hafızamıza hitap eden bütün kurumlarla yerleşmiş şeyi paramparça etmeye yönelik
hepsini berhava edecek, neredeyse de bütün dünyada bunu tehdit altına sokacak. Hocam bunlar belki bizim için, yani olayın uzmanı olmayanlar için aslında kapalı ifadeler. Mesela paralel bir İslam'ı neyle nasıl oluşturdu? Yani çok yönlü şeylerle oluşurdu. Bunu sen biraz açar mısınız tabii lütfen? Yani tabii ki bunun görünürdeki şeyleri İslami iddialar, İslami kavramlar. Yani muhakkak İslam inanç esaslarına hitap ediyor. Eski özellikle ehli sünnet doktrininden, sufi doktrininden. Mesela bu şahıs şöyle anlıyor. Sufi vaiz olarak anlıyor. Evet. Ama ne olduğu şey veya sufi alim olarak anlıyor. Ama baştan da öyle gelen bir tarafı yok yani. Ya, mesela sufizmle ilgili vurguları Amerika'ya gittikten sonra daha belirgin. Tabii tabii, Amerika'da. Öncesinde de bazı kitapları var. Şimdi isimlerini vermeyelim ama orada tam Amerika'da böyle daha belirgin bir hale bürünüyor. Tamamen yok diyemeyiz. Belki sufiliği çok özel anlamda kullanmasak. O Mevlana ile ilgili şeyler. Özel anlamda ama hocam yani genel olarak baktığımızda Anadolu'daki İslam'ı belki daha da vurgulamaya başladılar. Fakat o kodla eskiden beri var. Zaten Said Nursi'den gelen, o mirastan gelen bir şey var. Yani zaten Şerif Mardin'in şeyini hatırlarsanız, evet, okumuşsanız, evet. Bediüzzaman Said Nursi olayında açıkça bu tarihsel kültürel kodlardan bahsediyor. Arkasındaki bir nakşi gelenek var. Yani hocam daha şey yapacaktır, ehli sünnet geleneği var. Kullandığı tasavvufi değil dil mi? Değil de duygusal bir dil, vaiz olmasından kaynaklanan. Hatta biraz romantik da edebi, bir dil. Romantik, yani. Ütopik, Allah tasavvufu ne şekilde anlatırsa tasavvuf bağlı. Yani tasavvufu çok daha geniş anlarsak. Dolayısıyla mistik, batını. Tabii, mistik. Tabii. Yani kesinlikle yer yer sapkın ezoterik şeyler de var söz konusu. Bunların hepsini alıyor. Yani Hasan Sabbah'a benziyor, Kanamatili'ye benziyor, Batınili'ye benziyor. Ama burada eleştiriyi herhalde şurada mı yapmak gerekir? Yani bir dini lider tipolojisi olarak siz konuda çok şey yaptınız. Estağfurullah. Klasik dini lider tipolojisine uymuyor. Hayır, uymuyor. Daha aslında şey var biliyor musunuz? Siz konuşurken hani bir benzetme, metafor aklıma geldi. Çiğ köfte yaparken ne kadar yoğurursanız yoğurun özde asla nüfuz edemeyeceğiniz bir çekirdek kalır öz. Onu kırmanız gerekiyor. Kırmadıkça evet, onunla baş edemezsiniz. Bu yapılanma da böyle. Yani dışa sarmış olduğu rasyonel, romantik, kısmen birazcık daha yani sufi, Anadolu, hümanist söylemler bir anlamda belki de hani şeydir. Ekran koruyucusudur. O işlevi görüyoruz. Ben şimdi yani bu yapılanma ve bana benzer yapılanmaları konuşurken ben ve belki pek çok ilahiyatçı arkadaşımız hissetmiş olduğu bir duygu var. O da şu. Bu yapılanmayı analiz ederken bir tür aldanmışlık, kandırılmışlık, naiflik, hatta saflıktan kaynaklı bir suça ortaklık duygusu da içimizde var. Evet. Dolayısıyla bu tür yapılanmaları sorgularken bunu tecviz eden, buna izin veren, imkan veren, hoş gören yanımızı da sorgulamamız gerekiyor. Yani fikren ve fiilen içimize kaçmış bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla ben şuna çok katılmıyorum. Ya bu yapı tümüyle nevzuhur bir harekettir. Bizim dini geleneğimizde, tarihimizde, kültürümüzde asla ve kat'a alakası yoktur. Ve dolayısıyla bir sınır çiziyorsunuz ve dışarı atıyorsunuz. Bunun hangi kodlarıyla var bunun peki? Tehlikelisi. Onu ifade edeceğim. Bunun tehlikesi şu. Bu kötülüğü, içinizdeki kötülüğü karşınıza alıp değerlendirebileceğiniz bir fırsat, tarihsel ve teolojik bir fırsat çıkmışken bunu kaçırıyorsunuz. Ve benzeri bir takım oluşumlar ve kötülükler tarihin ilerleyen aşamalarında 10 yıl sonra, 15, 20 yıl sonra ortaya çıktığında kendinizi koruyamıyorsunuz. Dolayısıyla burada dini düşünmek kadar aynı zamanda stratejik akla da ihtiyaç var. İlkeleri stratejik düşünmek var. Lazım. Tabii. Belki de bir anlamda hani İslam düşüncesinde çok konuşulmayan ya da İslam modern İslami düşüncesinde çok konuşulmayan vatanseverlik kavramını da bunun içine katmak gerekiyor. Çünkü tabii. Bu yapılan en önemli kavramlardan bir tanesi dislocation, mobil vatan kavramı. Evet. Seccademi serdiğim her yer vatanımdır. Evet. Belki şu açıdan bakılabilir. Yani bunu Edward Said'de de görüyorsunuz. Yersiz yurtsuzlaşma. Hakikati doğuda, batıda her yerde arama. Doğuda Allah'ındır, batıda Allah'ındır. Yani hikmetin peşinde olma bakımından bu evet yani meşru görülebilecek. Çekici de gelen bir tarafı bir da var. Hatta evet. Belki de böyle düşünmek lazım. Evet. Fakat ben bugün buradayım. Yaşamış olduğum ülke burasıdır ve ben burada kendimi gerçekleştirmek zorundayım. Küreselleşmenin de etkileri var. Küreselleşmenin de etkisi var. Yani işte. Ama şimdi tabii ki yani FETÖ liderinin Pensilvanya'na güya hicretiyle birlikte aslında hakikatin, harekete göre hakikatin merkezi değişmiş olmakta. Evet. Türkiye'yi gündemlerinden çıkardılar, adeta bir darül harp olarak görmeye başladılar. Evet, çok önemli. Bu çok peki, feci bir durum. İhsan Hocam'ın söylediği paralel İslam'ı orada oluşturmak daha mı kolaydı?
Evet. Çünkü yani bir taraftan da aslında dışarıda oluşturuldu şimdi bu. Şimdi bakınız, kullanılan kavramlara Musa ve Firavun. Evet. Nemrut benzetmeleri kullanılıyor. Evet. Bunlar kimin için kullanılıyor? Bunlar çok net göndermelerdir. Yezid kavramı. Yezid kavramı kullanılıyor. Bunlar her birisi İslam aynı zaman küresel sistem sahiplerine bir göndermedir. Aynı zamanda ülke içerisinde inanan insanlar, İslami hassasiyeti olan insanlar arasında bir bölünme yaratmaya yönelik tanımlamalardır. Ve bunların dini hassasiyeti taşıyan insanlar nezdinde kesinlikle bir karşılığı vardır. Evet. Bunu görmemiz gerekiyor. Bu çok kritik bir şey aslında. Burada kültleştirme dediniz hocam, evet, siz mesela dışarıda olması, evet, aslında örgüt liderinin o kültleştirmeye çok katkıda da bulunan bir şey değil mi? Kesinlikle. Amerika kültler cenneti biliyorsunuz. Evet, evet. Oranın yani bu insan ve etrafındaki insanlar gerçekten hayreti mucip bir şekilde, şaşırtıcı bir şekilde oranın şeylerini aç bir şekilde onları emiyorlar diye ben görüyorum. Benim gözlemim o yönde. Oradaki tarzları ele alıyorlar. Mesela kanallarında yayınladıkları dizi filmler olsun, kendi tarzlar olsun vesaire olsun, son derece Amerikan vari bir takım formatların orada tekrarlandığını görüyoruz. Dolayısıyla mümbit topraklar kendi şeylerini orada yeniden üretebilme şansını elde etmişler. Ve halen de ona devam ediyorlar diye düşünüyorum. Hocam bir şey dikkatimi çekti. Bu bireysel ilişkilerde... Sonra Celalettin hocama geçelim ama hocam biraz... Soruyu almış oldum ben de. Buyurun. Tam çağrışım yaptım. Kimi insanlarla konuşurken, diyalog kurarken gereğinden fazla bir nezaket sergilerler. Evet. Normalde birey olarak karşınızda duran, algılayan, düşünen bir insan hani tepki göstermesi gerekir. Yani şu söze tepki göstermesi gerekir. Fakat buna da eyvallah diyorsa yani kendi yaşam biçiminin merkezini bambaşka yere konumlandırmış demektir. Bu çoktan hani devşirilmiş bir insan tipinin bir örneğidir. Yani acıyalım mı? Öfke mi duyalım? Karar veremiyoruz. Evet. Hocam ama burada şöyle bence bir şey de var. Bence hiç acımayalım. Evet, yani. İhsan hocam bunu çok büyük meta bir durum olarak tarif ediyordu. Evet. Onu da sorarak açalım. Birazdan size acırsak döneceğim ama. Acınacak hale geliriz hocam. Evet. Onun için acımayalım. Evet. Ve bu hafife de alınmaması gereken bir şey. Yani hala konuşulması gereken mevzunun çok boyutu var. Şimdi benim orada grupta, FETÖ'de çok dikkatimi çeken şeylerden birisi, sizin söylediğinizi desteklemek için de bunu sormak istiyorum hocam. Kendini çok ayrıştırdı zamanında. Yani Türkiye'deki diğer cemaatlerden, diğer gruplardan, hatta zaman zaman daha bireyselliğe yatkın bir görüntü de vermiş oldu. Daha aydın, daha günü yakalayabilen, liberal, o dili kullanabilen kıyafetiyle, söylemiyle ve sanki kendi içinde de daha bireysel, evet, gibi bir görüntü de ortaya koydu. Ha, sonra işler tersine dönünce tekrar belki o cemaatlerle bir kol kola gelme, bir destek istedi ama zamanında çok belirgin bir hat çizmişti. Artık orada o talebi karşılanmamış oldu. Bununla beraber diğer konulara da ilave yapacak olursanız ne söyler? Yani tabii şimdi burada çıkış itibariyle cemaat olarak adlandırdığımız bu yapı paralel bir yapıydı. Paralel bir İslam'a doğru kendi teolojisini oluşturdu. Nasıl yaptı hocam? Teoloji çok uzun süren, bir yarım asrı bulan bir oluşum. Dolayısıyla karizmatik lider kavramı etrafında ele alınması gereken şeyler var. Ama biz az önce söylediğimiz gibi bu şahsın karizmatik lider olarak tanımlanması da mümkün değil. Bu karizmanın ben daha sonraki süreçte özellikle kamusal alana yayılma stratejileriyle elde ettiği kurumlar, sahip olduğu siyasal, sosyal ve ekonomik sermaye ile ortaya çıkan destekle geliştiğini düşünüyorum. Yani yoksa zaman zaman gerek ilahiyat çevrelerinde, gerek İslami gruplar tarafından bu grup gayri İslami inançları nedeniyle ağır eleştirilere, evet, uğruyordu. Evet. Yani hatta bazı kendini soyutlaması sebebiyle kendisini de soyutluyor. Evet. Hatta kendisine rol de biçiyordu. Küresel dinler arası diyalogda adeta İslam dünyasında ılımlı İslam'ın temsilcisi olarak karşı taraftaki gruplara Muhammedsiz bir İslam'ı adeta, evet, deklare eden bir anlayışla bir özel rolle sahneye çıkıyordu. Dolayısıyla burada bir alternatif teoloji, evet, o yapı içerisinde ortaya çıkan bir teoloji var ve bu teoloji en çok ezoterik dediğimiz o batini inançlarla, evet,
oluşuyordu. Fakat yani tabii, bunu biraz açalım hepimizin anlayacağı şekilde açarsak Mehdi, rüyalar şöyle, meselesi rüyalar var, meselesi var ve bu Gülen'in o şahsın söylemlerinde, kitaplarında, vaazlarında sıklıkla kullandığı bir şeydir, paradigmadır veya argümandır. Ve daha çok bu grubu analiz ederken bizim Mehdilik kavramını göz önünde tutmamız gerekiyor. Çünkü kurtuluşçu bir teolojiyi işliyor. Yani İslam dünyasında bunun arka planını oluşturan bir temel de var. Mesela Osmanlı'da Mehdilik hareketlerini inceleyen bir arkadaşımız 1000'e yakın Mehdi'nin ortaya çıktığını söylüyor. Benim bu konuları konuşurken dikkatimi çeken şey biz hep neticelerden bahsediyoruz. Mesela bu Mehdilik inancında da bu kadar tutunmuş olmamızın sebebi benim bilgim veya benim çabam ya da benimle beraber insanların, Müslümanların çabası dünyadaki tırnak içinde o kötü iyimserlik, o az önce bahsettiğimiz iyimserliğin kaybedilmesi ne sebep olan olayları değiştirmeye, dönüştürmeye yetmez. Ne benim ibadetim beni kurtarır, ne inancım kurtarır, ne Müslümanların çabası, çok özür diliyorum, tırnak içinde söylüyorum, bizden adam olmaz diye böyle toplum içerisinde çok kendimizi küçültücü ifadeler de vardır. Bunu Müslümanları topyekün olarak da saran, yani biz bunu yapamayız, yapsa bir yerden bir Mehdi gelip yapacak. O da bir an evvel gelsin gibi bir algı mı var? Yani bu kadar Mehdiyet'in ehli sünnet içerisinde Şia'dan geçmesine rağmen şimdi her şey bu netlikte bir kabul görmüyor. Zahid yani. Hanım, şöyle bir şey var. Bunu ben yani sosyolojik açıdan baktığımda arkadaşlarımız, dostlarım mazur görsünler. Propagandanın gücü. Bir yalanı ısrarlı ve sürekli bir şekilde zaman zaman gülerek, zaman zaman ağlayarak kitlelere tekrar ederseniz sonuç alırsınız. Aslında halka doğrular anlatıldığında halk bunu anlar. Fakat çok ısrarlı bir şekilde, çok sistematik bir şekilde bu kavram insanlara anlatıldığında, örgütlü bir şekilde anlatıldığında bu kendi kitlesini büyüleyen bir inanca dönüşüyor. Şimdi biz biliyoruz, yani ilk önce Kur'an'a hizmet adıyla yola çıkmış bir hareket, sureta. Fakat daha sonra ilerleyen aşamalarda örgütlenmek, daha sık örgütlenmek, diğer Müslüman gruplardan kendine tamamen ayrı bir yere koymak ve nihayet piramidin en tepesinde müthiş bir seçilmişlik fikriyle özdeşmiş bir kişi söz konusu. Yani belki aşağılara gidildikçe o bir alimdir, o bir müçtehittir anlayışından yukarıya çıkıldıkça aslında müceddidi ya da mehdisi şeklinde bir anlayışla karşı karşıya kalıyoruz ki bu kendi aralarında, yapının kendi arasında propagandanın etkisi var diyorsunuz. Bir şeydir, tekrar edilen bir şeydir. Dolayısıyla burada çok iyi eğitim almış insanların gerek ontolojik, dini ve gerekse hani çıkar hesaplar nedeniyle bu inancı kabul etmeye yatkın oldukları anlaşılabilir bir gerçek. Burada yalnızca tek bir açıklama biçimi, dini açıklama biçimi yetmiyor. Evet. Yani hocam az önce bir şey söyledi. Hocamın, evet, ona dönelim. Tabii. Bir izleyicimizin sorusu var ama. Buyurun, tabii, buyurun. Siz cümlenizi tamamlayın. Şunu söyleyeyim, az önce galiba İhsan Hoca söylemişti. En başta yalnızca dini cazibesi olan bir hareket zamanla kurumsallaştı, holdingleşti, küresel bir aktör haline geldi. O zaman teolojik açıdan cazip bulmasam bile onu hesaba katabileceğim bir güce ulaştı. Evet, az önce söylemek istediğim oydu. Yani belki böyle bir gruba dahil olmak başta bir fedakarlık gerektiriyordu ama FETÖ müntesiplerinden bir şeyler almıyordu. Yani son dönemde sürekli onlara da bir şey de hem vaadeden hem vaatlerini de mümkün mertebe illegal yollardan da olsa bu şu anda soruşturmalar kapsamında görülüyor. Bunları veriyordu. Hocam, bu meta durumla birlikte şeyi de cevaplar mısınız? Bir izleyicimiz demiş ki FETÖ liderinin karizmatikliğini biraz daha açar mısınız diyor. Bu acaba neye göre bir karizmadır? Kime göre bir karizma? Karizma gökten iner yani, hocam. Ben karizmatik olmadığını söyledim. Yani karizmatik lider değil. Hocam, size geldi soru. Ben düşünüyorum hocam. Hocam size de ama aynı konudaki kanaatinizi o zaman siz söyleyin, ben şey yapayım. Tamam. Şimdi karizma yanlış anlaşılabilir. Karizma olumlayıcı son zamanlarda çokça kullanıldığı için genç nesillerde veya popüler basında. Karizma olumlayıcı bir şey. Dolayısıyla bu adam zaten cani, katil, ne bileyim işte bir şebekenin başı. Karizmayla ne alakası var diye seyircilerimize de belki yanlış anlamalar olabilir. Biz karizmayı ne anlamda kullanıyoruz? Genelde yani kendimiz katılmasak da ilgili katılan kişi açısından sıra dışı özellikleri gösteren, sıra dışı performansa, yeteneklere sahip olduğuna inanılan. Yani bu herkes böyledir, bu kişi onu ispatlamıştır anlamına değil. İlgili kişiye siz yaptığınız zaman, o şeyleri atfettiğiniz zaman özellikleri, bu seküler bir lider de olabilir. Nitekim geçmişte olmadı mı? Stalin hayranları, Mao hayranları,
ne bileyim işte başka şeyler vesaire, bizim hiç benimsemediğimiz Hitler hayranları olmadı mı? Yani bunu inkar edecek hala da var hocam. Hala da var. Yani olumlayıcı bir biçimde orada ya da benimsediğim için söylemiyorum diyorsunuz. Tabii tabii. Bunu bir dinsel tanımlama. Bence evet, dinsel. Affedersiniz hocam. Lider yani kültü var gibi geliyor. Kültü yani. Var ne ama var hocam? Aynı zamanda. Lider kültü. Peki kültü var, lider evet, kültü aynı zamanda karizma içermiyor mu hocam? Karizma kavramında eğer biz dinsel bir temel, dini bir altyapı olduğunu düşünüyorsak, bu dini bir karizma değil. Belki ilk başlarda kendisi de vaiz olarak başladığı bu harekette daha çok eğitimli genç kuşaklar üzerine bir örgütlenmeye gitti. Ama burada o vaaz diliyle biraz da edebi, romantik evet, söylemleri kullanarak aslında o altın nesil denilen şablonu da oturtarak bir hareket oluşturdu. Dolayısıyla bilinen anlamda geleneksel dini lider tipolojisine oturmuyor. Yani ne medrese mezunu ne de klasik ulema sınıfından biri. Modern anlamda aydın da değil. İkisinin bazılarının yapmaya çalıştığı gibi ikisinin arasında bir tip olarak yapılan sınıflama da değil. Değil, o da. Bana göre bu daha sonraki süreçte işte o kendisini de zaten dini bir grup olmaktan çıkartan tanımları seçtiler. Hizmet hareketi dediler mesela. Dolayısıyla dini bir grup olmaktan çıktığına göre bu kişinin şahsın da bir karizmatik lider olma durumu söz konusu değil. O karizma diye kabul edilen şeyin, gücün o sosyal, siyasal, toplumsal alana yayılan ve olağanüstü güç vehmet topladığı zannedilen kaynaklardan geliyordu. Yani o itibarı da bu kaynaklara sahip olma, bu kaynakları yönetme gücüne atfediyordu insanlar. Ve o kaynakları kaybettiği zaman kaybolan bir karizma. Biraz şeye benzemiyor mu hocam? Olmadı hocam. Evet. Şey var. Yani aksine evet, özür diliyorum hocam. Yani. Bu konuda ısrar, evet. Buyurun, Hüsnü hocamı dinleyelim. Evet. İhtilaf göstereceğim hocam, kusura bakmasın. Çünkü karizma biraz önce tanımladığım gibi ilgili kişiler nezdinde, ona onun bağlıları, yanları nezdinde olan bir şey. Bizim için değil. Hocam bunu sizce ne oluşturdu peki? Mesela, biraz somut örnekler üzerinden şey açarsak. Celalettin hocam biraz dedi mesela vaizlikten gelme. Evet. Bu, Türkiye'de kaç tane vaiz var? Vaizlerimizden özür diliyorum yani. Ama bu adam artık vaizlikten çok fazla farklı bir şeye taşmış durumda. İşte bunu sağlayan tabii, bence tabii, ona yönelik karizmatik otorite şeydir. Yani bizim geleneksel tipolojimizde peygamber değil bu adam, işte ne bileyim aziz değil, başka bir şey değil, nedir? Yani tipolojide olmayan bir şey diye bunu karizmadan dışlamamızın ben çok açıklayıcı olmadığı kanaatindeyim. Aksi takdirde bir vaiziyle zaman zaman böyle naif şeyler de size kastetmiyorum, özür diliyorum. Yani genel medyada hani bir vaizdir, bir işte eğitimi nedir ki ilkokul mezunu, öyle değil. Yani o insan bütün bu bizim modern takıntılarımıza karşılık, seyircilerimizi bağışlasın yanlış anlaşılmıyordur umarım, bütün takıntılara karşılık bir otorite ihdas etmiş durumda. Hala da bu otoritesinin belli şeylerde bütün tahribata rağmen kendi cemaati nezdinde koruduğu kanaatindeyim evet, ben. Ama bu kehanet gruplarında zaten olan bir şey değil mi? Yani o kehanet yani gerçekleşmedi. Dini olmayan kehanet. Evet, dini olmayan kehanet gruplarında devamlı geleceğe dair bir müjde, hem dünyevi hem uhrevi anlamda hala şu an mesela söylemde bir farklılık olmaya başladı. İnanan insanlar arasında FETÖ'ye şu lafların dolaştığı söyleniyor. İşte Efendimizin bir hadisi var. Ahir zamanda benim kardeşlerim gelecek. Biz o grubuz diyenler var. Veya kendilerini işte Mekke'de ilk dönem Müslümanların yaşadıklarına benzeterek bu durumu devam ettirme gibi bir şey de var, bir hakikat de var. Bunları konuşmaya devam edelim ama konumuz dindarlığın bireyselleşmesiydi. Oraya tekrar döneceğiz. Şerif Mardin'den bahsettiniz. Şerif evet, Hoca'nın bu din ve ideolojide çok önemli bir cümlesi var. Diyor ki din insanlara çevresindeki dünyayı özel gözlükle görmeyi sağlayacak bir imkan da oluşturur. Burada mesela bu cemaat FETÖ özelinde de söylersek böyle bir imkan var mıydı hakikaten? Burada hakikat tekelciliği müntesipler üzerinde nasıl bir etkiye sahipti mesela? Yine somut örnekler üzerinden konuşalım ama çok kısa bir aramız var. Birazdan tekrar farklı bakışa devam edeceğiz.
Evet efendim, devam ediyoruz Farklı Bakış'a tekrar ve önemli bir konuyu konuşuyoruz. Dindarlığın bireyselleşmesi meselesi. Tabii bu konu 15 Temmuz sürecinden sonra Türkiye'de farklı bağlamlarda sık sık ele alınan bir mesele. Profesör Doktor İhsan Toker, Profesör Doktor Celalettin Çelik ve Profesör Doktor Mehmet Evkuran hocalarımla bu konuyu konuşuyoruz. Hocam şu meta durumda kaldık, ben onu söyledim, bir iki cümleyle değinelim. Sonra Mehmet hocama dönmek istiyorum. Bu seçilmişlik algısı üzerine biraz konuşalım. Mesela grup oluşumlarındaki o seçilmişlik duygusu ile beraber gelen bir destek de var aslında. Bireysellikte daha fazla çaba sarf etmeniz lazım belki ama grupta ortak olarak kararlar alınıyor. Bazı grupların, ki FETÖ'de öyleydi, saygınlığı yüksekti bir dönem. Dolayısıyla bunların da insanları acaba o daha bireysel bir din yaşamaktan zaman zaman geri çeken bir tarafı var mı? Bunu konuşalım ama meta durum nedir? Onu dinleyelim önce. Meta durumu geçenlerde bir panelde zikretmiştim ilk defa. Onunla kastım şu: biz sosyolojide değişik şeyler için açıklamalar türetiriz ya da teorilere başvururuz. Bu herhangi bir teoriye sığmadığı için ya da daha çok çoklu teori kullanımını gerektirdiği için ben o şeyi kullandım. Hangi açıdan söylüyorsunuz? Sadece yani, dini bir sonucu... Evet, biraz olmadı. Önce dendi ya, dini bir grup mudur sadece? İşte hocam söyledi ki dini grup değildir artık vesaire gibi. O da tabii farklı şeylerde değerlendirilebilir. Gerçekten de dünyeviliğin içine doğru akmış, sızmış, o hale, o şekle bürünmüş bir şey. Ama ben şahsen hala dinsel olduğu kanaatindeyim. Bir de dini ne anlamda, dinselliğin ne anlamda olduğuna da bağlı olarak. Ne bağlamda hocam? Peki buna itiraz edenlerimiz olabilir çünkü. Yani şöyle bir şey, dinsellik eğer neye bağlı? Bir hak dinden bahsediyorsak, bir gerçek dinden bahsediyorsak, Tanrı katında bir geçerlilikten bahsediyorsak elbette yani orada belli bir şey vardır. Ama sosyolojik anlamda bir dinden bahsediyorsak aslında sosyolojik anlamda bir herhangi bir anlam veriş dünyaya, herhangi bir kimlik şeyine yol açış, rahatlıkla şey kendi bizatihi dini olmasa bile, seküler kökenli bile olsa biliyoruz ki evet din olarak değerlendirilir. O anlamda da düşünüyorum. Diğer anlamda da zaten bu insan, yani terminolojisi dinsel. Yaklaşım biçimi dinsel, bir kozmogoni kuruyor, bir bilgi anlayışı kuruyor, ifade tarzı öyle, peygamberle temas halinde olduğu iddiasıyla bir şey var. Yani her tarafından din akıyor bu insan. İğrenç bir şekilde akıyor ama akıyor sonuçta. Din dediğimiz hadiseyi yüceltirsek ya, doğru. Dini akıttığı çevreyle ya, akıtmadığı çevre farklı yalnız değil muhakkak, mi? Muhakkak, muhakkak ama sonuçta uyan... Çevre... Ama hocam yani bir binlerce, on binlerce kült var etrafımızda. Hiç benimseyemeyeceğimiz, haberimiz olmayan Amerika'da insanlar tutuyor. Pagan dönemin dinlerini inşa ediyorlar veya işte Tanrıça dini inşa ediyorlar vesaire. Yani bununla sık sık içeyiz. İnsanlar bu, hatırlayın birkaç yıl önce çok da ünlü bir Hollywood artisti bir tarikata üye olmuştu. Bu New Age şeylerden birisi ve çocukların göbek bağını yemek gibi bir ritüelleri vardı. Yani insanın söylemeye dahi cesaret edemediği, içinin kaldırmadığı şeyler. İrrasyonel. İnsan diyorum, onu sonra bir açıklayayım ben. İrrasyonelitesi bence, hocamdan şey yapacağım ama rasyonelitesine sürekli baskın gelmiştir. Yani rasyonelin, irrasyonel karşısında fazla bir gücü yok. Kimse alınmasın, kusura bakmasın. Sosyolojik bir gözlem bu. Çok tartışabilirim. O sürekli baskın. Bunun birey olup olmamasıyla ilgisi var mı? Tam anlamıyla değil ama günümüzde tabii birey olmamayla şöyle bir ilgisi var. Bu insanlar kolektif kimlik oluşturuyorlar. Dolayısıyla kolektif akıl söz konusu. Kolektif aklın söz konusu olduğu yerde bireysel aklın, rasyonel ilkelerin işlemeyeceği çok açık. Yani o açıdan bakarsak, öyle bir mekanizma kuracak olursak, elbette ki bireysel aklın devreden çıktığı bir şey de kolektif akıl. O da sonuçta işte kutup olduğuna inanılan bir şahıs etrafında, bir kült lideri, bir karizmatik veya değil bir lider etrafında oluşan bir durumda olduğunda o kolektiviteye hakim olacaktır. Bireylik onun içerisinde eriyecektir yani. Nitekim ben o şeyi gözlemliyorum. Sizlerin şeyi nedir bilmiyorum. Ekranda gördüğümüz zaman bu tür şeyler, bu hareket esnasında özellikle, yani bir robotumsu, Android insanlar görüyorum ben yani. İnsan hipnoz değil, olmuş normal adeta. Bir insan değil bunlar yani. Dolayısıyla bireyselliğin asla söz konusu edilemeyeceği bir uç bir durum yani. Meta durum derken bunları da kastettim. Yani yeniden içerisine eğilmemiz, yeniden araştırmalarımızı teksif etmemiz gereken eski teorilerle peki pek bunu, yetinemeyeceğimiz bir olay. Sadece FETÖ'ye has kılabilir miyiz? Mesela bazı gruplar var, musikiyi, şiiri de çok kullanıyorlar. Bazı
ayinler var ki artık turistikleşmiş durumda ve oradaki insanlar da neredeyse bir narkoz etkisi de oluşturuyor Mehmet Hocam. Vallahi helikopteri kaldırıp benim meclisim bombalamadıkları sürece istediği kadar dinlesinler. Evet. Yani tabii bu espri de fakat şimdi az önceki karizma tartışmasıyla ilgili olarak ben de zihnimde canlanan bir şey var. Nerede okudum hatırlamıyorum ama hocalarım belki hatırlayacaklardır. İhtişam baktığın şeyde değil bakışındadır derler. Yani aslında karizma dediğimiz şey o kişinin bizzat üzerinde olan, onun taşımış olduğu bir şey değil. Doğru tabii. Ona bakanla onun arasında olan bir şey, ilişkisel bir şey. Etkileşimsel bir şey. Dolayısıyla hani burada karşılıklı büyülenme, bir büyücü varsa büyülenmeye hazır bir kitle olması gerekiyor. Boşlukta büyü yapılmaz, boşlukta karizma oluşmaz. Dolayısıyla burada hani evet diğer yani yapılarda da bir tür savrulmalar söz konusu olabilir. Uçmaz mürit uçurur ne diyorsunuz? Aslında çok doğru bir laftır. Evet. Çok doğru bir sözdür. Yani şeyh uçmaz mürit uçurur hikayesi. Aslında bu yalnızca dini cemaatte de olan bir şey değildir. Evet. Örneğin popüler Amerikan kültüründe iki kavram çok ön plana çıkar. Çok pragmatik bir kültürün bir şeyidir. Yarışma programlarıyla birlikte hani onu da tartışması yapılıyor. Bunu da ayrıca gerçekten bizim de çok özenle tartışmamız gerekiyor. Bir, hayatta kalanlar, survivor ve de loser, kaybedenler. Evet. Aslında kazananlar her ne pahasına olursa olsun önlerine çıkan fırsatlara çok iyi değerlendirilmiş olanlardır. Onlar seçilmişlerdir. Dolayısıyla onlara baktığımızda bizim biraz kendimizi eksik hissetmemiz ondandır. Onların paraları vardır. Onlar etrafında bir sürü hizmetçileri vardır, bir sürü imkanları vardır, vardır. Yani dolayısıyla bu da bir karizmadır aslında. Bende olmayan şeyi onda görüyorum ve dolayısıyla onun belki de benim emeğimle elde edemeyeceğim şeyleri elde ettiğini görüyorum. Aslında seküler anlamda da karizmatik ilişkilerin çok yoğun bir şekilde yaşandığını görüyoruz. Evet. Ama seküler olduğu için onun geçişimi başka sekülerlikler tarafından kırılmaktadır. Bu çok yani önemli. Ben kişisel olarak ne kadar çaba sarf edersem sarf edeyim o noktaya gelemeyeceğim. Hatta bu dini inanış bağlamında da öyle. Evet. Senin ibadetin tekrar oraya gelirsek veya senin çaban ne İslam ümmetini kurtarmaya tırnak içinde söylüyorum ya da oraya bir katkı vermeye yeter ne de kendini kurtarabilirsin. Dolayısıyla bir grup içerisinde erirsen tabii burada mesela anlatılara da bakmak lazım. Yani hep o kolektiviteyi destekleyen bazı anlatılar var. Yani benim nasıl şeytandan geldiği, nefs kavramı. Kavramının çok fazla öne çıkarılmış olması adeta insanı ayakta tutacak bir gücü bile onda bırakmayacak bir şey var. Hocam tekrar bireyselleşmeye dönerek bakın, de bunu burada, cevaplayalım. Tabii ki. Burada belki de bazen biz de hata yapıyoruz. Ramazan programlarında benim gördüğüm ve şahsen öz eleştiri yapalım. Ben de rahatsız olduğum bir husus var. Nedir o? Ya o şu. Öylesine batını ve gnostik bir dil kullanıyoruz ki onu dinledikten sonra insanlar hani iftar saatini bekliyoruz. İnsanların manevi telkine en aç ve açık oldukları dakikalarda çok sert batini yüklemelerde bulunuyoruz. Hocam biraz örnek verir misin? Tabii ki. Mesela yani insanlar aslında Asr-ı Saadet'ten örnekler anlatıyor diyebilir karşı taraftaki. Diyebilir. Nasıl anlattığınız çok önemli. Onu dinledikten sonra bende kalan şey şu. Buyurun. Kendini hor, hakir, değersiz görme. Aslında bu hani bir anlamda evet bu topraklarda vahdeti vücut geleneğinin bir karşılığı vardır. Entelektüel bir hareket olarak yaşatılmıştır. Fakat bu insanı nefedecek şekilde, insanı değersizleştirecek şekilde vurgulanması ve güya Allah'ı tenzih etmek, tazim etmek adına vurgulanması ciddi teolojik bir problemdir. Oysa yani Kur'an'ın vurgulamış olduğu şey şu. Allah nasıl bir gerçekse, hak ve hakikat ise onun yaratma sıfatı da eylemi de gerçek bir fiildir. Bu alem de gerçektir ve biz de gerçeğiz. Dolayısıyla kendini nefyederek bu alem bir rüyadır vesaire falan diyerek böyle bir söylem Kur'an'a rağmen üretilmiş bir söylemdir. Peki söylemin sonuçları ne? Bunun İslam dünyası açısından. Bunun sonuçları bence şu. Yani kendini birey ediyoruz fakat İslam'ın bireyselliği öncelikle bir şey var. Hazreti Peygamber bir savaştan dönerken çok ilginçti o söz yani. Küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. Bakın küçük cihat yani karşımda insan beni öldürmek istiyor ve savaşıyorsunuz. Hazreti Peygamber bunu küçük cihat olarak nitelendiriyor. Büyük cihat ne? İnsanın birey olarak kendi iç dünyasında tecrübe edeceği, kendi nefsinin aşırılıklarla mücadele edeceği bir savaşımdan, bir mücadeleden, belki de güncel kavramıyla kendini gerçekleştirmeden bahsediyor. Buna büyük cihat diyor.
aslında adı konulmamış muazzam bir bireysellik var burada. Evet. Fakat bu bireysellik cemaat olmaya engel olan bir bireysellik değil. Tam da buraya gelelim. Çünkü izleyicilerimizin itirazları var. Mesela bazı izleyicilerimiz tüm tarikat ve cemaatlere bunu bir şey olarak, saldırı olarak tabii, da kabul ediyor. Tabii. Onu şöyle, mu demek istiyoruz? Biz özel bir Müslüman olarak öz eleştiri hakkımızı kullanıyoruz. Hı hı. Kendimizi de öyle öz eleştireceğiz. O zaman şöyle demek lazım belki. Yani İslami cemaatlerin ve tarikatların, yalnızca tarikatlar değil, şu ortamda, şu durumda 15 Temmuz'un söylemeye çalıştığı şeyi algılamaları gerekiyor. Hı hı. İhlas ve samimiyet, yani %100 dürüstlükle insan yetiştirme, birey yetiştirme politikalarını gözden geçirsinler. Hı hı. Ve Kur'an-ı Kerim'de kullanılan cemaat kavramı ile şu anda kullandığımız cemaat kavramının semantik ve zihinsel olarak kesinlikle aynı şey olmadığını belirtmemiz lazım. Ayrışma burada çok önemli. Kesinlikle. Celalettin Hocam'a yani söz vereyim. Size birazdan döneceğim. Bir cümleyi bırakayım. Ondan sonra. Buyurun. Çünkü orada ayetlerde geçen ve'tesimû bihablillahi cemiyan ifadelerde cem kelimesinde kastedilen İslam toplumunun tamamıdır. Onun içerisinde belli bir grup değildir. Evet, oysa şimdi önemli kullanılan şey fırka anlamındadır. Yani cemaat kelimesi kullanılıyor ve fırka kastediliyor. Evet. Bir buyurun, itirazla sizin izleyiciden gelen soruyu da aşmamız gerekiyor ama söylemle realite her zaman aynı şeyi vermiyor. Söylemsel düzeyde tam tersini yapan hocalarımız da olmuştur. Yani tabii, dinin ahlak boyutunu, özellikle teorik boyutunu vurgulayıp şekilci, fıkhi boyutunu geri plana iten, o bireysel dindarlığı öne çıkaran, son derece bunu etkili bir şekilde anlatan ilahiyatçılarımız, hocalarımız da olmuştur. Ama pratiğe baktığımızda, sosyal pratiğe baktığımızda yine o bireyselliği geri plana atıp kolektivite içerisinde erimeye koşan milyonlarca insanlar vardır. Hı hı. Dolayısıyla söylem her zaman için pratiği etkilemiyor. O pratiğin arka planında sosyal, kültürel, ekonomik şartları iyi görmek lazım. Az önce İhsan Hocam dedi ki irrasyonelite, rasyonelite ya galip geliyor. Diğer taraftan sosyolojik vakada şudur. Cemaat bir toplumsal olgudur. Batılı toplumlarda da cemaatler vardır. Hiçbir zaman için en katı şekilde bireyleşmiş toplumlarda bile cemaat gerçeğini ortadan kaldırmak mümkün değil. Hele ki İslami bir geleneği tevarüs eden, tarihi arka planı olan ve toplumsal tarihimizde çok önemli etkileri bulunan cemaatleri, tarikatleri ve gelenekleri göz önünde tuttuğumuzda bunları aynı potaya koymak, 15 Temmuz'a bu ülkeyi götüren grupla aynı kategoriye koymak büyük bir vicdansızlık olur. Asla böyle bir şey düşünmemek lazım. Ama Mehmet Hocam'ın burada yapmış olduğu ayrım çok önemli. Yani geleneksel cemaatlerin bir fonksiyonları vardı, evet, bir faaliyet alanı vardı. Din eğitimi, dini bilginin ikamesi, kişi ve toplum terbiyesi, irfan ve hikmetin ikamesi gibi böyle son derece özel bir alanda icra-i faaliyet ediyorlardı. Asla bu şey ilişkileri holdingleşme anlamında bir yapılaşma söz konusu değildi. Hı hı. Dolayısıyla peki burada olması gereken ne sizce? Yani kapalı, bu olgu bir gerçek olarak devam edecek ve zaten böyle tek tipleştirici bir anlayış da aslında yerleştirilmeye çalışılmıyor. Yani hala belki, o çoğulculuk ve o yelpaze söz konusu ama hı hı, şeffaflık mıdır mesela burada? Şeffaflık, kesinlikle yani denetime açık olmak, topluma kendini ifade ederken, aktarırken kapalı, gizli ajandaları olmadığını ifade etmek. Peki ve bunun pratiği ne hocam? Yani bu şeffaflığı nasıl sağlayacak insanlar ya da gruplar? Galiba bizi 15 Temmuz'a getiren süreçteki grubun nasıl işlediğine bakarsak pratikte ne yapmamız gerektiği de çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani insanları bir takım vaatlerle ya da onların duymuş olduğu yoksunlukları bir takım statülerle tatmin etmeye çalışır ve asıl dini, insani alanda yapması gerekenleri ihmal ederse bir yapı ve kapalı, gizli, seçkinci bir teolojiyi, ilahiyatı insanlara pompalamaya çalışırsa burada herhalde toplumun diğer kesimleri, bence burada toplumsal denetim de önemli. Devletten önce Türkiye'de artık yerleşmiş bir ilahiyat geleneği var, bir İslami kültür var, İslami gruplar, cemaatler vakası var.
bunların da burada rüştünü ispatlaması ve gereken müdahaleyi yapması gerekiyor. Bunu yapmadığı zaman sadece ilahiyatçılar değil, bence buna alternatif olduğunu söyleyen cemaatler de aynı sorumluluk payının içerisinde diye düşünüyorum. İhsan Hocam ne söyleyecek acaba? Cemaat olayı gerçekten çok ikircimli bir hadise. Cemaat ve birey hadisesi. Bu şeyi olayda ben de kendi içimde yaşıyorum. Yani bu insanların yani bir kötünün bilmem kaç yere zarar hesabı var hesabından. Yani tabii ki Türkiye'de cemaatler gerçeği var. Bu gerçek noktasında tenzihçi mi davranacağız yoksa hepsini aynı kümeye mi sokacağız? Bunların hepsi de bence aşırı uçlar. Bunun dışında bir şey olması lazım. Ama ben Celalettin Hocam dediğinden bir şey devam etmek istiyorum. Buyurun. Yani bu nasıl engel olacak işte bir takım şeffaflık falan şeklinde. Ben o şeffaflığın cemaatlerin kendi işlerinden yapılamayacağı kanaatindeyim. Yani gerçekleşemeyeceği. Din çağımızda malum bir tüketim nesnesi haline gelmiş. Evet. Yani hızla tüketilen bir alan, hızla sömürülen bir alan. Belki çare şu olabilir diye düşünüyorum. Yani bu tüketim nesnesi noktasında bu istismarcıların kendisine veyahut da istismarcı olmasa bile piyasadaki istismarcıya değil değişik faillerin kendisinden ziyade bu tüketimi yapan tüketicilerin bilinçlendirilmesi noktasında belki bir iş yapılabilir. Yani kolektif aklın veyahut da toplumsal vicdanın, toplumsal sağduyunun artırılması, diyanetin, ilahiyatlarımızın bu konuda çok önemli işlevlere sahip olacağına ben inanıyorum. Şu andaki haliyle değil ama yani özellikle ilahiyatlardan kastım. Yani nedir oradaki akılla, açmaz? Akılla yani duygu arasında bir işte denge kurulması. Yani bizde biraz rasyonel kültür çok baskın durumda. Entelektüelist bir ilahiyat diye ben bunu niteliyorum. Birçok yerde artık bunu vurguluyorum. Çünkü vurgulayacak bir gözlem şeyine sahip oldum artık. Bu aleyhte gerçekleşiyor. Yani siz böyle yaptığınız zaman, işin duygusal yönünü aşırı terk ettiğin zaman bu sefer biraz önce dedim mi irrasyonel kültürün çekiciliği, cazibesi söz konusu. Hocamın Ramazan programlarında anlatılardan yani, bahsettiği şeyi. Ama işte orada mesela bir talep var ki o şeyler karşılık buluyor. Peki hocam bu gerçekten bir talep mi yoksa bir alışkanlığın da devamı mı aslında? Çünkü vallahi, mesela bireysel bir grup içerisinde mi dini yaşamak? Tabii hani programın başında da söyledik böyle bir ikileme getirip sıkıştırmak doğru değil belki ama yani mesela bireysellikte biraz daha inisiyatif almanız gerekmiyor mu? Yani biraz da kitapla okumayla bir işinizin olması lazım. Şimdi dışarıdan size anlatılan şeyi ezberleyerek hayatınızı devam ettirmek çok kolay. Sanki burada bir pompalanan bir şey de var aslında. Yani o tarafını... Ama bireysellikte biz o konumda olduğumuzu düşünmüyorum. Yani bireysellikte biz daha çok komünel yapıdayız. Peki birey olmakla baş etmek diye bir şey var mı? Yani bu baş edilmesi gereken bir şey mi? Bir izleyicimiz mesela demiş ki cemaatin karşısına cemiyet kavramını koymamız bireysel din algısı çerçevesini oluşturur mu? İhsan Hocam çok başını salladı. Celalettin Hocam sırayla ben öyle evet ben siz öyle din şurasında da şimdi, buna çok benzer bir şey yani söylüyorsunuz. Ehl-i sünnet ve cemaat kavramının Ehl-i Sünnet ve cemiyet olarak algılanması gerektiğini düşünüyorum. Mesela cemaat kavramının sosyolojik alanda çalışan iki hocamın kullanmış anlamı, community anlamında değil de Kur'an'ın kullandığı anlamda cemaatten kasıt aslında Müslüman topluluğudur. Ve onunla anlaşmalı olarak yaşamayı kabul eden diğer dinden insanlardır. Dolayısıyla bu toplumun üyesi olan bir insan kendini en yüksek sadakat anlamında belli bir gruba değil, bütün topluluğa ait hisseder ve o topluma zarar verici davranışlardan içtinab eder. Evet. Dolayısıyla burada hani yani aynı kavramı kullanıyoruz belki ama cemaat diyoruz. Ben yine ısrar ediyorum. Hala fırkayı düşünüyoruz zihnimizin bir kenarında fakat ağzımızın ucundan cemaat kavramı dökülüyor. Şeye de ben itiraz etmek istiyorum. İhsan Hocam beni bağışlasın. Sürekli şey diyorum mesela Selçuklu döneminde ve Osmanlı döneminde tarikatlar toplumun irfan ihtiyacını yerine getirdiler. Hayır devlet tarikat ilişkilerine lütfen bir bakılsın. Evet tabii o çok ayrı bir anlamda, konu hocam. Ciddi anlamda iktidar mücadelesi olmuştur. Evet. Osmanlı özellikle tarikatları zapt durapt altına almak için ciddi anlamda efor sarf etmiştir. Ve şunu diyeceğim. Yani Kur'an'ın ortaya koymuş olduğu tefekkür, tedebbür salt kognitif bir şey değildir. Sat zihnin başarısı değildir. Şey. Yani hikmetli bakış dediğiniz zaman düşünürken varlığın kökenini araştırırsınız ve ondan haz alırsınız. Ayrıca yani ben burada kelam, tasavvuf, hadiste bunları ayırmıyorum. Artık o asabiyetçi bakış açısını aşmamız gerekiyor. Yani o düşüncenin kendisinde o irfanda kastedilen şeyin de
bir o hazın da yer aldığını düşünüyorum. Hı. Tahkik aşaması ve Gazali'nin ifade etmeye çalıştığı şey o. Yani İslami akıl yürütme, saf batılıların Reich'in adı verdiği yani metafizikten bağımsız bir akıl etme biçimi değildir. Dolayısıyla kalbin de o içinde hani, olduğu bir gönlümüzü vakit. Ferahlatalım evet. Adı altında tutup da hani ezoterik ve batini gruplara bir meşruiyet atfetmeyi çok doğru bulmuyorum. Peki İhsan Hocam çok başını salladı. Hayır cemiyet ve cemaat. Cemiyet cemaatin karşılığı olamaz dediniz. Şu anlamda yani ben gerçekçilik anlamda, realizm anlamda başımı salladım. Yani keşke öyle olsa ben de isterim. Yani cemaatlerden ziyade parçalı, sekter anlayışlardan, fırkacı anlayışlardan ziyade tüm topluma hitap eden daha sivil toplum katmanlarına yayılmış bir anlayış olsa. Ama ben iyimser bakmayan biri olarak bunu evet. rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü biraz önce dediğim gibi cemaatlerin, tarikatların ya da değişik bu tarzda mikro organize düzeyde, mikro düzeyde organize olmuş veya olacak potansiyeldeki hareketlerin toplumsal sermayelerin çok daha güçlü olduğu kanaatindeyim. Yani rasyonel sermaye maalesef bu konuda o kadar güçlü değil. İzleyicimiz tam da burada mesela demiş ki hocalarımız bize doğru olarak bireysel bir dindarlığı nasıl yaşayabileceğimizi pratik örnekler vererek anlatabilirler mi? Evet. Örnek. Yani, evet hocamın aklına gelir herhalde. Aslında hemen. Şöyle bakın. Buyurun. Aynı şu anda yaşamış olduğumuz tarihsel döneme benzer sıkıntıları İslam toplumu geçmişte yaşadı. Evet. Hem de İslam toplumunun şafağını da yaşadılar. Ve Müslümanlar arasındaki o siyasi krizde, o acı olaylarda, trajik olaylardan sonra Müslüman kelamcılar özellikle İslam nedir, iman nedir tanımını ortaya koymaya çalıştılar. Çünkü yani insanların siyasi gerekçeler birbirlerini katlettiği bir ortamda, bir kısmı tekfir ettiği bir ortamda artık bu gidişe bir dur demek gerekiyordu. Bunun teorisini ortaya koymak gerekiyordu. Bizden aslında beklenen şey bu günümüzde. Biraz acı da olsa gerçekle dile getirmeye çalışmamız lazım. Burada İslam'ın çok açık bir din olduğunu söylememiz gerekiyor. Nesi kapalı ki? Yani itikat esasları, ibadet esasları, ahlak esasları açık bir dinden bahsediyoruz. Ve hiçbir gizli kapalı kalmamış bir dinden bahsediyoruz. Kim ki bunda bir şifre vardır diyorsa Allah'ın bize mübin bir kitap değil de kapalı bir kitap gönderdiğini söylüyor demektir. Meşakkat yüklediğini söylüyor demektir. Esasen yani bahsetmiş olduğumuz bu seçilmişlik sendromu ve hocamızın bahsetmiş olduğu lider kültü de bu kapalılık iddiasına sahip olmaktan kaynaklanıyor. Eğer her şey açıksa bu tip insanlara ihtiyaç duymayacağız. Dolayısıyla evet birey olmak zordur. Yani çok ağır bir trenin bir anda frene bastığını düşünün. Bir anda durmaz. İnsanlar yani dinin sürekli hani cemaatle, toplulukla birlikte yaşatıla geldiği bir gelenekten geliyorlar. Biz salt, atomik bireylerden bahsetmiyoruz. Evet. Elbette ki insanlar ilk önce kendilerinin Allah'a hesap vereceğini hissetmeleri gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Ama bilgilenmek amacıyla, belki de hani belki de zikir amacıyla insanlar bir araya geleceklerdir. Fakat bu onlarda ayrı bir seçilmişlik duygusuna yol açmaması gerekiyor. Şunu söylemek istiyorum yani açıkçası. Ya bu toplumu artık yormamamız gerekiyor. Çünkü bakınız yani FETÖ'den bahsettik. Çok önemli bir ayağını hiç konuşmadık. Eğitim ayağı. Evet tam da ben de. Dershanelerden bahsetmiyorum. Evet. Dershanelerden bahsetmiyorum. Ondan... Başka bir şey. Paralel bir İslam eğitimini oluşturdular. Hocam işte bunu bakınız. Sormak istiyorum. Mesela FETÖ ilahiyatlarla ilgili çalışmalarına son yıllarda başladı. Çok daha iyi bilirsiniz. Önceden böyle hep bir şey vardı. Böyle bir dudak bükme, bir burun kıvırma. İlahiyatlar ve Türkiye'de İmam Hatip eğitimi için de bu söz konusuydu. Yani müfredatı bile bilmeyen insanlar ne ilahiyatın ne İmam Hatip'in hem verilen eğitimi yeterli görmüyorlardı hem bununla ilgili içeriğe dair şeyleri sürekli kuşkularını dile getiriyorlardı ve belki bu da aslında onların bir alternatif eğitim modeli oluşturmaları için bir arka plan bir zemin teşkil ediyordu. Bugün hala böyle düşünen farklı gruplar var, tarikatlar var, cemaatler var, farklı şekillerde eleştirenler var ilahiyatları ve imam hatipleri ve genel olarak din dersi eğitimi de tabii müfredatta hali hazırda yer alanı da yeterli görmeyenler var. Az önceki sorunuzla alakalı olarak yani şimdi ben zihnimde ilahiyat fakültelerini destekleyici ikinci kurumlar olması gerekiyordu. Yani ne vakıflar, gibi? Dernekler, ne bileyim ya STK'lar öğrencilerimizin dil ihtiyaçlarını, yetersizliklerini gidermek amacıyla.
barınma ya da burs ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ya da sanat edebiyat okumalarını yapmak amacıyla bir araya gelirler ve öğrencilerimize bu yönde destek sağlayabilirler. Ben gerçekten böyle bir dayanışmanın ilahiyat fakültelerindeki eğitimin açısından çok önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum. Fakat süreç öyle çalışmadı. Evet. Süreç şöyle çalışmaya başladı. Adeta ilahiyat fakültelerinin alternatif eğitim kurumları gibi çalışmaya başladı. O yurtta birdenbire birisi bir tefsir açtı. Her sabah namazdan sonra o tefsiri okumaya başladı yani, insanlar. Yine okusun, bakın yine okusun, sorun değil. Fakat Celalettin Hocam derste sosyoloji anlatırken öğrencimiz emaneten dinleyip onu abisine, ablasına ya da başka otoritesine götürüp hoca şunu şöyle söylemişti. Onun aslı de öyle değildir şeklinde bir değerlendirme, bir ne bileyim bir konsül denetimden geçtikten sonra kabul ediyorsa artık vermiş olduğunuz eğitimin hiçbir kıymet algısı kalmamıştır. Evet. Hocam ben bunu şunun için söylüyorum. Paralel eğitim derken aslında evet, kastettiğim şey budur. Yani tefsir açtı derken mesela o bittikten sonra belki bir fıkıhla ilgili de bir şey okunması gerekiyordu. O bitince hadisle ilgili de bir şey olması gerekiyordu. Ben bir şey söylemem gerekiyor Zahide Hanım burada. Şimdi Arapça bilmek insana gerçekten bir karizma kazandırıyor hocam. Karizma. Evet. Yani Arapça biliyor olmak, bir Arapça metnini almak, bundan 900 yıl önce yaşamış bir alimin metnini açmak ve okuyor olmak değişik bir has. O gerçekten önemli. Öğrencilerimiz bunu yaşatıyorlar. Ayrı bir konu. Bu çok önemli bir kazanımdır. Fakat bir süre sonra öğrencilerimiz ellerine dolaşan metinlere baktım. Çok keskin ve selefi metinler. Bakınız Arapça öğretmek amacıyla öğrencilerimize verilen metinlerin belki de hani çok sert metinler olduğunu gördüm. Bu Arapça öğretmenin ötesine geçti. Çünkü dil ideolojinin taşıyıcısıdır, kültürün taşıyıcısıdır. Öğrenci Arapçayı öğrenirken aynı zamanda İslam'ın belli bir yorumunu içselleştirmiş oluyor. Hocam ne diyorsun? Yani ilahiyatlar büyük bir birikim. Kendi içinde bir takım sorunlar olmakla birlikte Türkiye'de var olmak isteyen cemaatler de genelde ilahiyat eğitimine alternatif kurumlar oluşturmaya yöneliyorlar. Zaten FETÖ'nün belki de eğitime çok büyük yatırımlar yapmakla birlikte en zayıf olduğu noktalardan birisi buydu. Bu ilahiyatın Türkiye'deki dini hayat ve dini birikim açısından bir şans olduğuna inanıyorum. Ama tabii bu arada kendi dışındaki diğer dini grupları analiz edip bunları da çekip çevirebilecek bir şeye ihtiyaç var ilahiyatlarda. Böyle bir boşluk da var. Yani ilahiyat kendini topluma da deklare edebilmeli. Toplumsal dini hayatla ilgili ilahiyatların yapması gereken şeyler var. Sadece tarihi dini bilginin aktarımıyla bu iş sınırlı kalmamalı. Yani özellikle bu alanı da ikame edecek felsefe ve din bilimleri, sosyoloji, psikoloji gibi alanlarda İlahiyatların yapacağı çok şey var. Burada ortaya çıkan boşluk dediğimiz o alternatif ikame cemaatler buraya tarafından bireysel oluyor. Şekilde yaşamanın kolaylığından gelmiştik aslında hocam. Yani bu eğitimi kendimiz de mevcut şartlar içerisinde edinebiliriz ve dini yaşayabiliriz. Daha sade, daha gündelik hayatımıza da hitap eden şeyleri bu din içerisinde hocam dedi ki gizli kapaklı bir şey yok. Kur'an mübin olduğunu beyan ediyor. Bulmak mümkün. İhsan hocam ne diyorsunuz? Bireysel. Vallahi ben gene herhalde bu gecenin en muhalif kanadı ben olacağım. Buyurun. Uçta kalmam da etkisi herhalde. Sol taraftayız. Sizi bir dahakine ortaya hayram alamet bilmiyorum. Bir de sol tarafa düştüm yani. Şimdi garip soldan tarafı. Soldan geliyor. Sol muhalefet. Yani bireysel olarak kulağa hoş geliyor. Kağıt üzerinde de güzel bir şey bireysel olarak görüyoruz ama en bireysel şeylerin bile ben bir sosyolojiyle uğraşan bir şey olarak ardında zımnen de olsa, örtük de olsa kolektif şeyleri barındırdığına inananlardanım. Dolayısıyla bireysel gibi görünen şeylerin de arkasında gene topluluksal, kolektif bir takım arayışlar yatıyor. Din çok kolay öğrenilebilir demek tabii ki güzel bir şey. Gerçekten de öyle düşünülebilir. Az önce mesela bir soru da yönelttiniz, tevdi ettiniz. Onda da ama o soru bana tevdi edilse kolay kolay cevaplayabilir miydim yani? Çünkü nasıl öğreneceksiniz? Neyi tavsiye edeceksiniz? Yani bu konuda malzeme temin etseniz Kur'an'dan diyelim. Kur'an'dan meal okuyacak. Hangi meal okuyacak? Neye göre okuyacak? Bir de hangi yorumuna göre okuyacak? Ya da Kur'an'la hadis dengesini nasıl sağlayacak? Burada da ister istemez gene arkadaki kolektif bir takım kimliklerin, daha dolayısıyla adayların
okuyucuya sunulmak üzere adayların rekabeti söz konusu olacak. Orada bir seçim söz konusu olacak. Hocam ama burada yani bireyselleşmeyi biz herkesten koparak tek başına bir okuma yapmak şeklinde değil. Söylemiyoruz. Yani bir grup okuması da olabilir ne ama. Ne fark eder ki? Gene grupçuklar var. Ama bireyselleşme dediğimiz zaman yani özgür iradelerle davranan, her otonom vicdanına, sağduyusuna sahip olan şeyi varsayıyoruz. Ben öyle bir şey görmüyorum. Belki çok aşırı kötümserim, aşırı indirgemeciyim ama yani sanal medyayı falan kullanan kesimleri takip etmeye çalışıyorum. Hep gördüğüm bu sefer de güya bireycilik adına, bireysellik adına başka kolektif. Daha marjinal. Yani. Evet. Tabii fan kitlesi oluşuyor. Evet. Belli hocalarımızın yani açık konuşmak gerekirse ilahiyat camiasına öyle değil mi hocam? Yani, az önce tam da kastettiğim buydu işte. Hani oturup da yani, bir yerde tek bir kitap okuyup onun üzerinden de bir şey. Ama ya bir farklı başlık açmak pahasına söylüyorum. Buyurun, var hocam. Yani. Tabii ona girelim özür dilerim ama yani ne diyecektim onu da şey yaptım. Hocalarımızın bazıları tek bir şey okutuyor dediniz. Celalettin hocamın buyurun. Tekel, yani din yorumsal bir şeydir yani bunu kabul etmemiz lazım. Evet. Din kimsenin tekelinde değildir. Bunu çoğunlukla söylüyoruz ama kendimiz de ihlal ediyoruz bu şeyi. Yani din yorumsaldır. Bunu bir kere kabul edelim. Bu yorumlar gerçekten de bazen çok illegal, çok aşırı yorumlanabilir. Bunlarda da teyakkuz halinde olalım, şey yapalım. Ama devrimiz bir ne devri? Rekabet devri. Dolayısıyla rekabet devrinde bir kalite üretelim. Yani biz ilahiyatlar olarak mesela her şeyden önce bizim yapmamız lazım. Yani paralel İslamlar mı yürüyor veya paralel bir takım sivil toplum dernekleri mi yürüyor? Biz de İlahiyatlardaki mevcut kaliteyi üretmeye çalışalım. Yani daha fazla enerjimizi daha fazlaya çıkartmaya çalışarak, daha koordine hale gelerek. Mesela bu tür şeyler bir vesile. Buradan çağrıda bulunuyorum ben ilahiyat hocam, camiasına. Bir şey söyleyeyim. 15 Temmuz'dan zannediyorum 3 gün sonra Çorum'dayım. Bir grup öğrencim odama geldiler yazın. Hakikaten bir telaş vardı, gözlerinde korku vardı. Ben zaman zaman kelam çalışma grubu oluşup öğrencilerimle okumalar yaparım. Yani çok sık olmayan aralıklarla. Hocam dediler biz bu yazı boş geçirmek istemiyoruz. Ve lütfen biz okuma grubu oluşturalım ve okumalarımıza devam edelim. Şimdi yani zannediyorum şöyle bir şey var. Yani cemaatlerden bahsederken cemaatin sosyolojik bir olgu olduğundan bahsederken herhalde kendimiz de bir cemaat kavramı üzerinden savunacağız. Yani ilahiyatçılar da bir cemaattir. Yani kaçınılmaz. Bizimki de bir yorumdur. Ama şunu da belirtmemiz gerekiyor da yani az önce seyircimizin sormuş olduğu soru yani bireyselliğin en güzel tecelli ettiği ve yaşandığı yer yine akademiyadır ve ilahiyatlardır. Evet. Sosyoloji, iki sosyoloji hocamız var bakınız. İkisi de aynı konuyu anlatırken tarzları farklıdır, tavırları farklıdır, yöntemleri farklıdır. Zaten bu yaşanıyor. Ama bu biz olmaya engel değil yani. Benim de programın başında da açarken söylediğim oydu yani. Sizin içindeki bir beni... Akademi dışında da kesin. İlk verdiğim örnek buydu. Evet. Yani öğrencim doğrudan algıladıkları akademi dışında da belki de insanın adını koymasa da kendi bireyselliği birazcık da öne çıkan hocamın dediği gibi fan club oluşturuyor ve etrafında. Fakat burada şuna karar vermemiz lazım. Din devletten çok topluma ait bir olgudur. Dolayısıyla toplum içerisinde dine ait farklı yorumların olması tabidir. Bu yorumlar birey bazında temsil edileceği gibi grup bazında temsil edilebilir. Buraya kadar anlaştık. Evet. Fakat bunun haksız rekabete dönüşmesini engelleyici tedbirler almak da devletin görevi. Yani hakikati aramak bir devlet meselesi değildir. Sansürden bahsediyorsunuz. Evet hocam. Yani mihneden bahsediyoruz. Ve bu İslam tarihinde bunları yaşamaya gerek yok. Mihne var fakat diğer taraftan haricilerin uyguladığı mihne nedir hocam? İstiraz vardır. Mihne, Mutezile'nin Halk-ı Kur'an konusundaki görüşünü Halife Me'mun bir fermanla devletin resmi ideolojisi olarak ilan ediyor ve bunu kabul etmeyi zorluyor. Kabul etmeyenlere de cebir uyguluyor. Ve bu belli bir dönem devam ediyor. Mütevekkil dönemine kadar. Bu devletin aslında ilmi alanda tartışılması gereken bir konuya müdahil olmasıdır. Bu devletin düşünceye baskısıdır. Fakat tersi de var. Sivil toplumun da baskısı olabilir ki haricilerin yol kesip sen necisin, ne yapıyorsun, Müslüman mısın deyip insanlara soru sorması, bu aldıkları soruya göre onun mümin mi kafir mi olduğuna karar vermesi, karar verdikten sonra tam senin yoluna git dememesi. İşitte benzeri şeyleri bugün etmesi. Yapıyor. Bakın, evet. Yani sivil toplumdan da gelse, devlet yani kamu otoritesini kullanarak da gelse, dinsel hayata, entelektüel hayata herhangi bir baskı hoş görülemez. Burada tek kriter kamu düzeninin
korunmasıdır. Başka peki, hiçbir gerekçe kabul edilmemesi gerekiyor. Şurada herkes aynı fikirde mi? İslam toplumlarında yani bizim burada eleştirdiğimiz şey bir kolektivizm adına, bir cemaatçilik adına bireyin ihmal edilmesine dair bir endişe ve bir karşı duruş mu var? Yani bireyin ihmal edilmesinin tarihi sebepleri var. Hatta bu Mehdicilik meselesine de biraz da oradan geldik. Aliya İzzet Begoviç'in meşhur bir sözü var biliyorsunuz. Mehdiyet düşüncesi biraz da bizim ataletimiz, toplumsal tembelliğimizin bir yansıması. Burada ben aslında Müslüman toplumlarda da dini bireycileşmenin, dini bireyselleşmenin, o seyircimizin sorduğu soruya istinaden söylüyorum. Dini bireysel olarak öğrenme ve yaşama imkanlarının oluşmaya başladığını eğer bir vakadan söz edeceksek söyleyebiliriz. Ama din her zaman için bireysel yaşanmakla sınırlı kalacak bir olgu değil, bir gerçeklik değil. Bu hakikat ama aynı Mehmet zamanda... Ama Mehmet Hocam da zaten onu düşünmüyor. Evet, evet. Yani, ritüel olarak toplumsal ve cemaatsel yaşanan boyutları da vardır. Fakat yani ben kendi araştırmalarımda şunu gördüm. Yani... otoriteyi reddetme ve kendi hakikat arayışını sonlandırma anlamında dini bireycileşme Müslüman toplumlarda da var. Gelenek eleştirisi işte evet. Muhammed İkbal'den tutun, Türkiye'deki bazı düşünürlerimize, Nurettin Topçu'ya ve daha sonrakilere gelene kadar bunu görürüz. Yani dini bireycileşme söylem düzeyinde bizim ahlaki boyutları olan bir dindarlığa yaptığımız vurguyla ortaya çıkmış bir şey değil. Bunun sosyolojik sebepleri var, bunun kültürel temelleri var, bunun toplumsal arka planı var. Ve böyle bir vakayla karşı karşıyayız. Ama bu bizi bir kaosa götürmemeli. Bu bizi bir fikirler karmaşasına, bir otoritesizliğe de taşımamalı. Ve bu konuda da bizim tarihi, kültürel, dini açıdan... belli bir ortak noktada tutabilecek dinamiklerimiz var. Evet. Bunlara da ihtimam etmemiz gerekiyor. Yani. Zahide Hanım, dini anlatırken bazen belki de biz ilahiyatçılar ya da Diyanet Camiası artık birbirimizin parçasıyız. Bazı hatalar yapıyoruz galiba. Din, mesela dini yani dini hayatı yaşamasını tavsiye ettiğimiz insanlara öyle bir dil kullanıyoruz ki sanki bunlar çok özel, hayatın dışında, kenarında, hani böyle zaman duracak, birisi pause tuşuna basacak ve ondan sonra biz iyiliklerimizi yapacağız, onu tekrar basıp kaldığımızda devam edeceğiz algısı veriyoruz. Oysa dürüst davranmak, yaptığı işi güzel yapmak, bu bir dindir. Dolayısıyla hani evet burada bile bir başkasına ihtiyacım var, ötekine ihtiyacım var, öteki üzerinden, ötekine karşı sergilediğim iyilik üzerinden kendimi gerçekleştiririm. Küreselleşmeden bahsetti Celalettin, çok önemli. Savrulmanın arttığı dönemlerde kimlikler de hırçınlaşıyor. Zizek'in bir lafı var, diyor ki çok diyaloğun, çok iletişimin beraberinde anlaşmaya getireceği şüphelidir. Evet. Çok iletişim beraberinde çok çatışmaya getirir. Yani günümüzde hani diyoruz ki bilim çağı, insanlar çok daha bilgili, kültürlü fakat çok arkaik, neredeyse adını bile zor telaffuz edeceğimiz mitolojilerin bir anda hani canlarını vermesi birazcık da bundan. İnsanların bir şeye tutunma ihtiyacı o kadar yüksek ki. Dolayısıyla hani böyle bir dünyada cemaat, toplum anlamında cemaat bir koruyucu kalkandır. Bunun içerisinde kendi çocuklarına özgünlüklerini ve özgürlüklerini gerçekleştirebilecekleri imkanları vermesi gerekiyor. Evet. Eğer bir kavram vardı, o yeri gelmiş ki ondan üzerine durmak isterim. Sonra İhsan Hocam'a döneceğim, son sözleriyle. Göçebe Kimlik adı altında çevrildi bir kitap. Bir Yahudi düşünür, müzik grubu kurmuş vesaire falan. Yani kendisi dönüşüm, Siyonizm'den ayrılma, Siyonizm'den yani uzaklaşma hikayesini anlatıyor. Orada aklıma kalan şöyle bir şey var, bir tablo var. Kendisi tam askere, özel kuvvetlere yazılmak üzereyken babam, dedem diyor bir Siyonist'ti ve Filistin'i öldürmekten zevk alırdı. Fakat gizliden gizliye onlara saygı duyar ve korkardı. Ve kendisi Kudüs sokaklarında gezerken, ertesi gün orduya yazılacak bir plak sesi duydum ve gittim. Kudüs'teki tek market. Ve orada diyor sesini duymuş oldum, dinlemiş oldum, kaseti aldım, plağı aldım. Üzerine baktım. Biraz hayal kırıklığına uğradım çünkü bir zenciydi. Evet. Çünkü bana şu öğretilmişti. Dünyada en güzel şeyleri Yahudiler yapar. Ve dolayısıyla hayatını değiştiriyor. Fakat şu cümle benim için çok önemliydi. Yahudi kimliği seçilmiş bir kimlik biliyorsunuz. Evet. Seçilmiş, üzerine kurulu bir kimlik. Evet. Ben diyor seçilmiş bir insan olmak istemiyorum.
sıradan bir insan olmak istiyorum ve müzik benim için bir kaçıştı. Şimdi İmam Hatipler'de bir sürü öğrencimiz var. İlahiyatlarda pek çok öğrencimiz var. Ya da cemaatlerde onlara devam eden bir sürü Müslüman İnsanımız çocuk var. Bu ülkenin evet. çocuğu var. Evet. Bu çocukları yetiştirirken kullandığımız dil, yani aşırı bir seçilmişlik duygusunu verdiğimizde bu insanların kendi gençliklerini yaşamalarına ve diğer insanların acılarına ve sevinçlerine açık olmalarına biz engel oluyoruz. Peki. İhsan Hocam'a dönelim evet. son olarak. Ne eklersiniz? Bireylik konusu gündemde bir hususu işaret etmek istiyorum ben Buyurun. De. Yani Türkiye'de giderek sayıları artan, bireysel düzeyde yaşayan insanların çoğaldığını görüyoruz. Evet. Yani bu neoliberal çağla şey yapılabilir veyahut daha genel arka plandaki etkisiyle küreselleşmenin etkisi. Dolayısıyla insanlar zaten sürükleniyor da birey olmayı düşünmeseler bile oluşan şeyde son 30-40 yılda çok daha belirgin yani. Tabii. Evet. Giderek bireyliği şey yapan, evet. Rekabet ortamını destekleyen, onu mecbur hale getiren bir ortam var. Şimdi bunun dinle ilgili sorumluluklar da var. Bu da nedir? Yani kurumsal İslam'la, tarihsel İslam'la, cemaat İslam'ıyla vesaireyle araları tabiri caizse pek de iyi olmayan kesimlerimiz var. Bunlara gene İslam'ın daha ortasına yakın, vasat dediğimiz kesiminden bazı seçenekleri tanımalarına imkan sağlayacak bir söylem geliştirmemiz gerekiyor. Bunu kim yapmalı peki? Tabii ki başta ilahiyatçılarımız herhalde buna en ehil şeyler. Din düşünürler diyelim biraz daha fazla sivil kesimde evet. maalesef bu konuda çok performans yok ama gene biz ilahiyatçılara düşüyor diye düşünüyorum şu anda. Biraz önce bahsedilen yani daha olumlu olursa sivil kanatla, evet. sivil ilahiyatta da belki işte eğer oluşmuyorsa da bunun imkanlar araştırma. Çünkü sadece resmi İslam'la olmayacak bu iş. Sivil İslam'la da biraz şey olabilir yani daha... Dediğim gibi biraz önce kaliteli bir şey üretmekle alakalı. Aksi takdirde işte bu deizme yönelen, ateizme yönelen, agnostisizme yönelen sizler de okuyorsunuz bir takım forumlarda, meşhur evet. forumlarda sürekli olarak insanların savrulduğunu görüyoruz. Yani bu kurumsal İslam adına, Müslümanların temsil ettikleri şey adına bir nefret oluşabiliyor, bir tiksinti oluşabiliyor. Bu duygusal bir durum oluşuyor. Bunun proaktif olarak bunun önüne geçmek. Bu insanlara da bir selamet yolu tabiri caizse bağışlasınlar beni ama bir seçenek sunmak açısından en azından belki haddimize değil kurtuluş şey ama evet. bir seçenek oluşması bakımından bu tür şeyler üzerinde kafayı olmak gerekiyor. Daveti kendinize, kendi camianıza yaptınız aslında evet, evet. bir öz eleştiriyle birlikte. Ama bir cemaat peki, şeyi oluşturmadan, bir fan şeyi oluşturmadan evet. mümkün mertebe bana dikkat ederek böyle daha sağduyulu bir İslam şeyi üretilirse bireylere de hitap edecek. Bu ülkenin de hayrına olacağı, dünyanın da hayrına olacağı kanaatindeyim. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Profesör Doktor İhsan Toker, Profesör Doktor Celalettin Çelik ve Profesör Doktor Mehmet Evkuran hocama çarşamba akşamı saat 21.30'da farklı konu ve konuklarla tekrar karşınızda olmayı umuyoruz. Hoşçakalın.